Kardeşler, kitab-ı tevhid akide kitabıdır. Akide, akidesi bozuk birinden alınır mı? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hakkı batıla karıştırmayın ve ketmetmeyin, siz biliyorsunuz, bildiğiniz halde. Şimdi kardeşler, batıl bir ufak bir deliktir kardeşler. Ufak bir termometredir. Ufak bir çizgidir. Onu görmezsen o delik, o çizgi seni helak eder. Gerisi hepsi doğru olsa da. Bir adam düşünün, Allah diyor ki hakkı batıla karıştırmayın. Bu ayetin anlamı nedir? Bir insan hak konuşur, hak konuşur, hak konuşur. Araya bir batıl sıkıştırır kardeşler. O batılı insan fark etmez. Sonra yine hak konuşur, hak konuşur. İnsan der ki bu adam şirk ve küfür ehlidir ama hak konuşuyor. Ama araya batıl sıkıştırmış. Çok güzel bir şekilde, incelikle, ustaca bir batıl sıkıştırmış ve sen onu görmüyorsun. Görmediğin vakit kardeşler, onu okuduğun vakit helak olursun. Diyorlar ki kardeşler, Keşşaf, Zemahşeri Keşşaf'ta i'tizali serpiştirmiş böyle. İ'tizal ve Mu'tezile mezhebini Keşşaf tefsirinde serpiştirmiş. Keşşaf'ı okuduğun vakit hiç i'tizal mezhebini görmezsin. Gizli gizli, gizli gizli, gizli gizli, ama Keşşaf'ı bitirdiğinde Mu'tezile olmuşsun. Fark etmemişsin. Onun için kardeşler, akide meselesinde gerçekten bir insanın hassas olması lazım. Akidesi temiz olan, salih olan insanlardan, akidesine güvendiği insanlardan akide dinlemesi lazım. Bu fıkıh değil, bu tarih değil, bu siyer değil, bu ahlak değil. Bir mesele, akidede yanlış bir mesele seni dinden çıkartabilir. Şia ile ihtilafımız bütün meselelerde değil ki. Güzel bir kitabını alırsın, Şia'nın tefsirini, taba taba tefsirini alırsın. Genel olarak güzel ama bazı yerlerde teşeyyü Şii mezhebini kusmuş bir tefsirine. Kardeşler, bütün itikat fırkaları, dalalet fırkalarının hepsi itikadları bize %100 ayrı değil. Mühim bazı meseleler var, onu görmezsin, orada helak olursun. Kitab-ı Tevhid'in şerhini yapan bir adam irca ehliyse, Kitab-ı Tevhid'i şerh ederken Şeyh Rahim Allah Teala'nın aktarmış olduğu bazı bablarda sana şerh yapar. Sana der ki şeyhin kastı, yani sen bunları halal görürsen şirktir. Halal görmezsen şeyhi öyle anla. Genelde yani Türkiye'de böyle duyuyoruz kendisini ilme nispet eden ve aynı zamanda ilim ehli olmadığı halde kendini onlardan gören ve ilim ehlinin elfazını yersiz kullanan hasta insanlar vardır. Bu şekilde yeryüzünde bütün ilim ehlini anlaşılmaz kılmışlar. İmam Şafii'den naklediyorsun, diyor ki İmam Şafii sözü itlak, mutlak kullanmış. İmam Malik'ten aktarıyorsun diyor mutlak kullanmış. İmam Ahmet'ten aktarıyorsun diyor mutlak kullanmış. Ya bu ilim ehli ne zaman mutlak olmayan cümleler kullanacak, biz ilim ehlinin sözünü olduğu gibi anlayacağız. Bunlar şizofren kardeşler. Bunlar aklı, bunların akılları kıt. Alimleri anlayacak kapasiteleri yok. Veyahut da kendi batıl mezheplerini desteklemek için alimlerin sözlerini mutlak kullanmış, mutlak kullanmış. Bunun mukayyedi istihlaldir. İşte aslında kastı budur aslında. Yani alimlerin sözüne kendi meramını, maksadını yüklüyor. Diyor aslında kastı budur. Yani sanki bütün alimler kıt ifadelidirler. Efendi maşallah edebiyatın harika, mükemmel. Alimlerin aslında kastı budur. Alimlerimizin aslında kastı budur. Bir zahmet bırak, alim kendisi kastını izah etsin. Kur'an ayeti aktarırsın, Kur'an'ın kastı budur dersin. Allah Azze ve Celle وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكُمُ الْكَافِرُونَ. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirin ta kendisidir. Aslında bu ayet böyle zahiri gibi değil. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ اِسْتِحْلَالًا. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerden olur. Yani helal görürse kafirlerden olur demek. Allah'ın kastı budur. Allah'a kasıt kardeşler belirliyorlar. Bu adamlar Allah'a kasıt zikretmekten hayetmezler. Peygamber'e kasıt zikretmekten hayetmezler. Alimler için kasıt zikretmekten hayetmezler. Felsefe ve kelam mı kardeşler?
saparlar ve saptırırlar. Dallu ve adallu. Sapmışlar ve saptırmışlar. Onun için kardeşler, yani İbn-i Hüseymin, Salih Fevzan, Elbani, Şeyh Süleyman, Ulvan ve başkaları kardeşler, bu burada zikir, burada saymış oldukları alimler kitaplarında, akide kitapları faydalı olan ilim ehlidir. Bazı noktalarda sapmışlar ve saptırmışlar. Salihül Fevzan akide kitabında, akide kitaplarında %90, %95 tevhid ehliyle aynı fikirde ve aynı düşüncede. Kitapları faydalıdır, okunabilir. Kitab-ı Tevhid'in şerhi var kardeşler, Usul-ü Selas'ı şerhi var, istifade edilebilir. Fakat ilim ehli olan, ilimden anlayan, ilmi tahlil edebilen insanlar okusun. Salihül Fevzan, fakat kardeşler, o kitaplarının güzelliğine rağmen Ahl-ü Selül, Suudiye'nin krallarını, Amerikan uşaklarını, İngilizlerin uşaklarını Veliül Ahd, müminlerin emiri ilan etmiş ve onları biat olmuş bir adamdır. Hakimiyet meselesine Salihül Fevzan'dan bir şey alınmaz ki onun talebesinden bir şey alınsın. İbn-i Uthaymin kitapları faydalıdır. Gerçekten de fıkıhta, usulü tefsirde, ulumul Kur'an'da, kavaidül fıkhiyede, yani kitaplarını okuduğumuz vakit gerçekten ilmi kolaylaştırmış, ilmi basit bir şekilde önüne sermiş kitaplarla dolu İbn-i Uthaymin kütüphanesi. Gerek Kitab-ı Tevhid, Kavlül Mufid şerhi, gerek Usul-ü Selase şerhi, kardeşler hemen hemen her alanda kitap yazmış. Usul-ül fıkıhta yazmış, kardeşler kavaidül fıkhiyede yazmış, fıkıhta yazmış, fıkhul hadiste yazmış. Yani hemen hemen her alanda kitap yazmış. Evet, güzeldir. Fakat kardeşler, Ahl-ü Selül'ün tağutlarını tekfir de etmez. Onların imam olduğuna, onların veliül emir olduğuna, onların Müslümanların imamları ve emirleri olduğuna inanır. Bu konuda İbnül Uthaymin niye dinlensin ki kardeşler? Ona kulak verdiğim vakit herkes kendi beldesindeki yönetici, veliül emir, müminlerin emiri, ulul emir olarak ne yapar kardeşler? Ulul emir kabul eder. O şekilde iman eder ve itikad eder. İbnül Uthaymin hakimiyet meselesinde kitapları selef ve halefle aynıdır. Fakat dil olarak fetvasına geldiğim vakit kitaplarına zıt olarak fetva verdiğini görürsün kardeşler. Hakeze bin baz, hakeze kardeşler. Akidesi genel olarak iyidir. Ama kardeşler, Amerika'nın Irak'a giderek bin bazın fetvasıyla girdiği bütün ilim talebeleri ve ilim ehli tarafından malumdur. Amerika'nın Irak'a girme fetvasını verenlerden bir tanesi de bin bazdır kardeşler. Bu şekilde, yani bu adamların akidesi genel olarak ehl-i sünnet ve cemaat, yani istisnai bazı durumlar vardır. Yani hakimiyet meselesinde şefevi olarak kendi tağutlarına fetva verdiklerinden dolayı buradaki bazı ilim talebeleri de o bozukluğu alıp aynı bu şekilde burada indirmişler ve indirgemişler. Sapmışlar ve saptırmışlar. Yani İbn-i Hüseyin güzel olabilir, kitapları faydalı olabilir. Fakat İbn-i Hüseyin'in işte kitaplarını okumuş bir kişi Kitab-ı Tevhid'i şerh etmeye kadirdir, güvenilirdir, anlamı çıkmaz. Kardeşler, Şeyh Elbani kardeşler, hadis ehlinde imam olduğu söyleniliyor. Yani öyle biliniyor. Gerçekten hadiste biz imametini kabul etmesek bile kardeşler, hadiste mahirdir. Hadiste ilim ehlidir. Hadiste gerçekten kardeşler rasihtir. Yani mütemekkindir. Hadiste kardeşler kendi zamanındaki birçok ilim ehlini geçmiş. Fakat gerçekten tasih ve tad'ifine, bir hadise sahih dese, bir hadise zayıf dese Elbani baz alınır mı? Allahu ale ve alem. Ben yani ilim ehlinin genelinden dinlediğim, böyle ilmine güvenilir olan kişilere baktığımız vakit Elbani'nin tasihatına ve tad'ifatına güven olmaz. Mesela bu listede saymış olduğu Elbani ve hemen Elbani'den sonra Süleyman Ulvan'ı zikretmiş. Süleyman Ulvan hadiste Elbani'nin hiçbir şekilde hükümlerine güvenilmediğini söylemiş. Elbani'nin tasihatlarına ve tad'ifatlarına güvenilmediğini söylemiş. Elbani'nin selefe 7 meselede muhalefet ettiğini, Süleyman Ulvan ses kaydında internette mevcuttur. Bunu bilen kardeşler, ilim talebeleri, kardeşler müracaat edebilir.
Süleyman Ulvan Elbani'nin, Nasreddin Elbani'nin hadis meselesinde selefe muhalefet ettiğini ve Elbani'ye güven olmadığını söylüyor Süleyman Ulvan hafizahullah. Dolayısıyla kardeşler, Elbani okumuş silsilet ahadis zayıfe sahiha, işte Elbani'nin sahih hadisler silsilesini, zayıf hadisler silsilesini okumuş. Fakat kardeşler, Elbani'nin bir de Fitnetü Tekvir kitabını okuduğun vakit Elbani'nin cehmiye olduğuna kanaat edeceksin. Yani Elbani'nin ehl-i sünnetten merhalelerce uzak olduğuna inanacaksın. Bu yönüyle kardeşler, Elbani akidesi bozuk olan, hiçbir şekilde itimat edilmeyen bir adamdır. Yani Elbani'den bir şeyler okumuş, bir şeyler dinlemiş bir adama güven duyulur denilmez kardeşler. Burada demek istediğimiz o ki kardeşler, yani ilim ehlini zikretmiş. Sonda Şeyh Halid el-Müşeykeh, bu İbn-i Hüseymin'in en meşhur ve en güvenilir talebelerindendir kardeşler. Bir İbn-i Hüseymin, bir de talebesi olan Salih Halid el-Müşeykeh'i dinlemiş kardeşler. Ala kulli hal, bu adamın, bunların tamamını, bu adamların tamamından ders aldığı yazmış burada kardeşler, kesinlikle inanmasın. Onu da son olarak belirtmiş olayım. Bu adamların tamamından ders aldığını iddia eden adam, evet kardeşler, talibül ilim gider kardeşler. Mesela kardeşler, ben yani internete Arapçası olan kardeşlere tavsiye ediyoruz. YouTube'a girer kardeşler, Durus Şeyh Salih Al-Hüseymin yazar kardeşler, bütün sesli dersleri çıkar. Mescid-i Nebevi'de yaptığı, Haram'da yaptığı, kendi ben Riyad'da yaptığı, bütün Arapça'da dinliyoruz zaten. Şimdi ben Şeyh Salih Al-Hüseymin'i dinlemişim. Ben kalsam desem ki ben Kitab-ı Tevhid'i Şeyh Salih Al-Hüseymin'den dinledim. Ha bak, dinledim yani, gerçekten dinledim. Yani ses kaydından dinledim. Ondan sonra Elbani'yi de dinlemişim. Ondan sonra Halid el-Müşeyki'yi de dinlemişim. Bu benim onun talebem olduğunu mu gösterir kardeşler? Tedlise dikkat edin. Yani sahtekarlara dikkat edin kardeşler. Gitmiş Haram'da mesela kardeşler, bir tane ilim ehli var. Örnek diyelim Muhsin el-Abbad, Müslim Şerhi'yle ders yapmış. İşte ben Abbad'dan, işte ben Abbad'ın talebesiyim. Hicaz'da Abbad'dan, Mescid-i Nebevi'de Müslim Şerhi'ni dinledim. Ebu Davud Şerhi'ni dinledim. Halbuki bir derse katılmış kardeşler. Veyahut da gitmiş kardeşler Salih el-Usaymi'ye bir derse katılmış. Ben Şeyh Salih el-Usaymi'nin talebesiyim. Gitmiş Şeyh Abdülkerim el-Hudeyr'in bir dersini dinlemiş. Demiş ki ben Şeyh Abdülkerim el-Hudeyr'in talebesiyim. Kardeşler, bunlara itibar edilmez. Güvenilir olmayan, akidesinin temizliğiyle, akidesine güvenilirliğiyle bilinmemiş hiçbir insandan akide dinlemeyin. Allahu ale ve alem, akide insanı, bozuk akide insanı helak eder. İyaden billah, bir hata insanı dinden çıkartır. Akide fıkha benzemez, akide siyere benzemez, akide ahlak kitaplarına benzemez. Akide ayakların kaydığı bir alandır. Onun için kardeşler, Allah Celle ve Ala bizleri muhafaza eylesin. Akidesi, ben bu kardeş kimi kastediyorum da bilmiyorum. Bu soruyu soran kardeşin kimi kastettiğini de bilmiyorum. Fakat yazısında aynı akidede, bizimle aynı akidede değil diyor. Kardeşin de akidesini bilmiyorum. Şimdi seninle aynı akidede olmayan bir adamı dinleme kardeş. Seninle aynı akidede olmayan bir adamı dinleme. Bu soru yani kökünde kardeşler hayır cevabı alacak bir sorudur. Bir adam Şia ise bana dese ki bizim aynı akidede değil, dinleyeyim mi? Şia alimi dinleme der. Mu'tezile ise yine dinleme der. Ehl-i sünnet ise yine dinleme der. Seninle aynı akidede olmayan bir adamı akide derslerini hiçbir şekilde dinleme. Vallahu ala ve alem.